Herkese merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. Bu şekilde birkaç parttan oluşan bir soru var. Yine Boolean algebra ile ilgili bir fonksiyon verilmiş bu şekilde. Ve bu fonksiyonu ilk başta A şıkkında AND gate'lerle, OR gate'lerle ve inverted gate'lerle ifade etmemiz isteniyor. Yani NOT gate'lerle ifade etmemiz isteniyor. Bu nispeten kolay. Yani burada gördüğümüz şekilde şu şekilde ifade edebiliriz fonksiyonu gate'leri kullanarak. Burada gördüğümüz gibi A ve B'nin AND'ini alıyoruz. Daha sonra kırmızı gördüğümüz yerde natlarını alıp endini alıyoruz ve en son da aşağıda yeşille gördüğümüz yerde de B'nin natını ve C'yi endliyoruz ve bu şekilde hepsini orluyoruz ve F fonksiyonunu buluyoruz. Burada herhangi başka bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. İkinci partta ise or ve inverted gate'lerle ifade etmemiz isteniyor. Onu da şu şekilde düşünebiliriz. Burada sadece or ve not gate'ler kullanacağımız için bir takım işlemler yapmamız gerekecek. Yani a parti gibi değil. Mesela burada and gate'ler var. Biz bunları istemiyoruz. Burada or gate'ler olsun istiyoruz. Onun için de şöyle bir işlem yapabiliriz. Mesela and gate'in girişlerini not attığımız zaman buradaki ifade şöyle oluyor: a prime and b prime. Bu ifade şu şekilde düşünülebilir: a artı b'nin notu. Bu da aslında nedir? Bir nor gate'dir. Dolayısıyla NOR gate de şu şekilde yazılabilir. OR gate ve çıkışında bir tane NOT var şeklinde. Bizden istediği şekilde yani şöyle yapabiliriz. Buradaki NOT'ları koyduğumuz için bunların girişine bir tane daha inverted gate koyarak onu kompanse ediyoruz. Ve en sonunda da elde ettiğimiz devre bu şekilde OR ve NOT'lardan oluşmuş devre olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki ifadeyi şu şekilde düzenleyebiliriz. OR gate var, NOT gate var ve girişlerinde de yine NOT gate'ler var. Yine aynı şekilde diğer AND gate'leri de aynı şeyleri uygulayabiliriz. Bunları nasıl yapacağız? Buralara NOT gate'ler koyacağız. Ve buradaki AND gate yerine NOR gate yani sonra da OR artı NOT şeklinde yazacağız bunu. OR gate'i çiziyoruz ve NOT gate'i çiziyoruz. Çünkü OR ve inverted gate demiş bize. NOR dememiş. Yine diğeri için de aynı şeyi yaparak bizden istediği gibi düşünebiliriz. Şimdi burada... Biraz daha bu devreyi sadeleştirme şansımız var. Çünkü mesela bazı kablolarda burada gördüğümüz gibi iki tane nat peş peşe kullanılmış. Bu iki tane natı peş peşe kullanmaya gerek yok. Bunları silebiliriz ama soruda bize sadeleştirme yapmamız istenmiyor. Yani bu şekilde bıraksak da olur. İstersek de onlar ikisini de kullanmadan direkt kabloyu bağlayabiliriz. Şimdi diğer şıkka geçelim. C şıkkında bizden ne istiyormuş bakalım. Burada da and ve inverted gate'ler kullanmamız isteniyor. Yani çıkıştaki or gate'i istemiyoruz gibi de düşünebiliriz. Onun için de zaten and gate'lerimiz var. Buradaki or gate'in girişine not attığımız zaman şu devreyi elde ediyoruz. Onları kompanse edecek diğer inverted gate'leri de koyuyoruz ki devremiz değişmesin diye. Buradaki gate aslında bir nand gate oluyor. Neden? Mesela girişlerine atılmış or gate aslında nand gate'tir. Mesela k prime artı d prime artı m prime aslında nedir? k l m'nin k and l and m'nin natıdır. Bu da aslında nand gate'tir. E, nand gate'de nasıl yazılır? End gate'in çıkışında bir tane nat var gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bizden istediği şekilde çevirecek olursak end gate çizeriz ve çıkışına bir tane de not atarız. Orası NAND gate fonksiyonu görür ve biz de bu devreyi sadece AND ve NOT ile ifade etmiş oluruz. Böylelikle buradaki AND gate'ler zaten var. Çıkışta da bir tane AND gate olmuş oldu ve soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi diğer şıkka geçecek olursak. Orada da NAND ve inverted gate'ler kullanmamız isteniyor. Yani sadece NAND kullanacağız ve NOT kullanacağız. Onu da zaten biraz önceki gibi buradaki entlerin çıkışına nat attığımız zaman bunlar zaten direkt nand gate olur. E buradaki attığımız natları kompanse etmek için tekrardan bir tane daha nat atacağız. Bu da o diğer orun girişini olur. E buradaki ifade de zaten bir önceki partta görmüştük nand gate oluyor. Dolayısıyla buradaki ifade tamamlanmış oluyor. En son şıkta ise bizden NOR ve inverter gate'lerle kurmamız isteniyor. Şimdi bizim devremiz aslında soldaki gibi. Biz bunu part B'de sağdaki hale zaten çevirmiştik. Buradaki orları bu şekilde yapmıştık ve çıkışına notlarını ayırmıştık. O notları orlarla birleştirirsek zaten oradaki her bir or NOR gate olacak. Yani onları NOR gate şeklinde ifade etme şansımız var. Dolayısıyla bunlara NOR gate dersek şu şekilde çizebiliriz. Bunların her birisi için aynı işlemi yaparsak bunların her birisi NOR gate olmuş oluyor. Bir tek sadece çıkıştaki OR'u NOR yapmamız lazım. O da zaten basit. Bir tane NOT atarız çıkışına NOR gate olur. Onu kompansiye edecek bir tane NOT gate kullandığımız zaman işlem tamam olur. Böylelikle bu soruyu da çözmüş olduk.